Türksat Dijital Hayatı sunar. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımıza etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programına hoş geldiniz. Her cuma 15.30'da TRT Radyo 1 mikrofonlarında 140 haftadır gündem yapmaya çalışıyoruz. Sosyal boyutlarını konuşmaya çalışıyoruz. İnternetin, sosyal medyanın, çevrim içi teknolojilerin bize ne getirdiğini. Bugün güzel bir konuyu konuşacağız. Önemli bir konuyu konuşacağız. Çoktandır yapmak istediğimiz, merak ettiğimiz bir konu. Dijital çağda günümüzde çalışan bağlılığı. Özellikle bu konu gençleri, çalışanları çok ilgilendiriyor. Çok değerli bir konuğum var. O kadar çok şapkası var ki hangi birini söylesem diye düşünüyorum. Eski Sinebaş Genel Müdürü, ATV Sabah grubunda çok uzun seneler başkan yardımcılığı, genel müdürlük pozisyonunda çalışmış. Ama şu anda bir girişimci ruhuyla çok güzel işler yapan Big Plus grubu CEO'su Enis Karslıoğlu'la beraberiz. Üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, çok da mutlu oldum böyle yine eski teknolojileri görünce, eski ortamları hissedince. Eyvallah. Bu konuyu yapmak istediğimizde ben size hemen karşıma çıktı. Yani kısa bir araştırmadan sonra ben gördüm ki hani bağlılık sistemleriyle ilgili çözümler üretiyorsunuz ve bu şeyden de geliyorsunuz, sektörden, içinden geliyorsunuz, okulundan geliyorsunuz adeta. Bunu konuşacağız. Sizin başka şapkalarınız da var ama bu konuyu bugün konuşmak istiyoruz. Ama öncesinde bizim sponsorumuz Türksat. Türksat'a bağlanıyoruz. Orada tabii uzman direktör arkadaşımız Sami var. Türkiye.gov.tr'nin her hafta bir özelliğini, hayatımızı kolaylaştıran bir özelliğini bize anlatıyor. Sami Bey telefon hattında. Alo. Bilal Bey iyi yayınlar. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Sağ olun. Türksat'tan, Türkiye.gov.tr'den hangi özelliği bize anlatacaksınız? Evet, bu hafta hatırlatmakta fayda var. Önemli bir konu. E-Devlet kapısına nasıl giriş yapıyoruz? Ne tür yöntemler giriş yapıyoruz? Bunun farkındalığını arttırmak istedim bu hafta. Tamam. Bildiğiniz gibi E-Devlet kapısının adresi Türkiye.gov.tr. Birkaç yöntemle E-Devlet kapısına Türkiye.gov.tr'ye giriş yapmak mümkün. Bunlardan bir tanesi şifre. E-Devlet şifresi, PTT şubelerinden edindiğimiz E-Devlet şifremiz. Onun dışında operatörümüzden edinebildiğimiz mobil imza ile E-Devlet kapısına giriş yapmak mümkün. Bunun yanında elektronik imza ile de E-Devlet kapısına giriş yapılabiliyor. Şu anda yoğun bir şekilde TC kimlik kartlarımız dağıtılmakta. Evet. Bu kartlarla da E-Devlet kapısına giriş yapabilirsiniz. Geçtiğimiz sene açmış olduğumuz bir özelliğimiz var. Yeni bankalara ekliyoruz. Online bankacılık sistemiyle de Türkiye.gov.tr'ye erişmek mümkün. Şu an 18 adet bankayla entegrasyonu bulunmakta. En son 5-6 taneydi, 18'e çıkardınız. Bravo. 18 bankanın online şubesinden, internet şubesinden girip E-Devlet kapısına da giriş yapmış oluyorsunuz. Böyle bir özelliğimiz bulunmakta. Süper. Bu çok özellikle çok pratik herkes için. Çünkü internet bankacılığı çok yoğun kullanılıyor. Bunu tekrar etmiş olduk. Teşekkür ediyoruz Sami Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tüm ekibe selamlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Türksat'a bağlandık. Türkiye.gov.tr'ye ve yeni açan dinleyicilerim için tekrar etmekte fayda var. Dijital çağda yani 21. yüzyılda çalışan bağlılığını konuşacağız. Bağımlı mıyız? Bağlı mıyız? Tespit ve çözümler yapacağız. Çok değerli bir konuğum var. Big Plus grubu CEO'su Enis Karslıoğlu. Kendisinin ödüllendirme, bağlılıkla ilgili çalışmaları var. Hem yazılımı var hem bu konuda tecrübesi var. Söz sizde, söz ustasında. Evet, tabii demin söylediğiniz gibi bağlanınca da karşı taraftan, Türksat'tan geldiği gibi teknoloji müthiş değişiyor. İnsanlar da değişiyor. Bununla ilgili biz senede bir kere büyük konferanslar yapıyoruz. Ara ara insan kaynaklarının düzenlediği seminerlere katılıyoruz. Çalışan da çok değişiyor tabii. Çünkü yeni nesil geldi. İşte Y generation dediğimiz o Y jenerasyonu, yavaş yavaş da Z jenerasyonu gelecek. Bu jenerasyonu tatmin etmek, mutlu etmek, elde tutmak, şirkete bağlı hale getirmek çok zor. Zor değil mi? Evet. Yani neden? Çünkü çabuk sıkılıyor. Son araştırmalar çalışan bağlılığın ortalama süresi 7-8 aya düşmüş Y generation'da. Çok az. Çok az. Ya düşünün, bir şirketi işe elemanı alıyor, yetiştiriyor, bir yere getiriyor. 7-8 ay sonra bir X sebeple ben artık çalışmayacağım diyor. Bunun önemli sebeplerinden biri gelişemediği, iyi eğitim alamadığını bahane etmesi ve hatta enteresandır, maaşın da çok daha aşağılarda olduğu çıkıyor araştırmalarda. Yani diyor ki beni doyurun, beni tatmin edin. Sebebi ne? Elinde bir cep telefonu, her şeye ulaşabiliyor, çabuk öğreniyor. Arkadaşını görüyor. Sosyal ortamda müthiş ilişkiler kurabiliyor ve çoklu kanallar. Yani beslenmesi, öğrenmesi o kadar hızlı ve çok kanallı oluyor ki değişti. Şimdi bizim bu değişen nesli nasıl çalıştırmamız lazım? Yine Amerika'dan birkaç tane böyle örnek vereyim. Orada çok yapıyorlar bu araştırmaları. Diyor ki çalışanların %70'i işe bağlı değilmiş. Yani kafası işte değil diyor. Ve buradan elde edilen verimsizlik $500 milyar aşmış. Dolayısıyla davranış değişikliği ile ilgili psikologlar çalışma yapıyor. Harvard, Stanford, psychological behavior dediğimiz ne oluyor da davranış değişiyor? Biz bunu nasıl çözeriz? İşte bize de gelen yurt dışında bizim çok çalıştığımız firmalar var. Onlara iş yapıyoruz burada. Onların seminerlerinde ve demolarında çok ciddi araştırmalar yaptık. Çalışanı nasıl motive edelim? Çalışanı nasıl ödüllendirelim? Çalışan bağlılığını nasıl arttıralım? Bizim bunun sonucunda çıkarttığımız LinkedIn benzeri şirketlere gelip şirket içinde çalışan bir sosyal uygulamamız var. Bir yazılımımız var. Bir ağ. Bunu gelip kuruyoruz. Çok basit bir şey bu. 15 dakikada insan kaynakları ekiplerini yönetiyoruz. Ve ana hedefi yıldızını bul, ödüllendir. Nasıl buluyor yıldızını? Bütün ekip, çalışanlar birbirine bir kere teşekkür ve tebrik mesajı yollayabiliyor. İstediği kadar yolluyor. Hiçbir sınır olmadan. Siz bir iş yaptınız. Bilal Bey çok teşekkür ederim. Dün işte yayında benim önemli bir derdimi çözdünüz. Tebrik ederim, teşekkür ederim diyebiliyor. Bir iş arkadaşınız. Müdürünüz eğer bütçesi varsa anlık ödüllendirebiliyor. Bilal Bey dün çok iyi reyting aldık. Tebrik ederim, al benden sana 50.000 puan, 30.000 puan. Bu anlık ödüllendirmeler biriktirilip ödül puan sitelerinde değerlendiriliyor. Biz hem bu puan toplayan sistemi yazıyoruz hem de ödülleri veren o ödül puan sitesini, bir e-ticaret sitesi o aynı zamanda, orayı kuruyoruz. Böylece puanı toplayan çalışan oradan alışveriş de yapıyor. Oradan tabii gidiyor, isterse istediği markalı ürünü alıyor. İnanılmaz deneyimler var parayla bulamayacağı. Onları satın alabiliyor, eğitimler satın alabiliyor veya dönüyor o tarafta indirime fırsatlardan yararlanıyor. Böylece ödülü çok kıymetli hale getirdiğimiz için aslında biz yavaş yavaş davranış değişikliği sağlamaya başlıyoruz. Bu proje kullanılmaya başlanıyor. Amacı, faydası ne? İnsan kaynakları bu projenin içine kurum ilkelerini ekliyor. Diyor ki arkadaşına teşekkür ve tebrik ederken ya da bir alt elemanınızı ödüllendirirken kurum ilkesi seçmek zorundasınız. Böylece o kurum ilkeleri, yani çok böyle masalarda çalışılan, konferanslarda aranıp bulunan kurum ilkeleri iletişime geçmeye başlıyor. Yine buranın içinde insan kaynakları duyurularda bulunabiliyor. Belki eleştirecektim onu, o ilkeleri. Tabii bunlar kullanılınca güzel soru. Arka taraftan insan kaynakları rapor çekebiliyor. Bizim şirketimizde hangi kurum ilkesi en çok kullanılıyor? Ben bizden örnek vereyim. Mesela bizde çalışkanlık %30'lar civarında. Ekip ruhu %35'ler civarında ama girişimcilik %4. İnovatif yaklaşmak %6. Bu kötü mesela. Buradan biz ders çıkarttık. Şimdi takım liderlerini, müdürlerimiz daha lider olmaya, daha inisiyatif almaya, daha risk almaya teşebbüs ettiriyoruz. Böylece yani buradaki ana çıkış noktası şirket içindeki etkileşim, şirket kurum kültürünün kullanımı insan kaynaklarına inanılmaz bir aslında data toplatıyor. Bir şey soracağım. Bilgi toplatıyor. Siz hem aslında çalışan hem de işveren pozisyonunda çalışmış birisiniz. Tecrübelenmiş birisiniz. Ne oldu da peki bağlılığını, çalışanların bağlılığıyla hem patron tarafından hem de işveren ve çalışan tarafından böyle bir ihtiyaç gördünüz? Nasıl oldu? Bu şu anda sizin örneğinizden pratiğiniz bizim için önemli. Tabii ya, biz gerçekten çok ciddi toplantılar yapıyoruz. Yani Türkiye'deki bütün büyük şirketlerle hemen hemen toplantı yapar bizim ekibimiz. İnanılmaz bir ihtiyaç. Diyor ki bir çalışan, beni tebrik et, takdir et. Burada bir sürü iş yapıyorum, kimse beni fark etmiyor. Bu psikolojiden kurtarmamız lazım. 2, tamam tebrik ediyorsan bir de sosyal ortamda anons et diyor. Yani bir de sosyal ortamda da görünmek istiyor, paylaşmak istiyor. Bu iki ihtiyacı yapıyoruz. Sonuncusu da anlık. Ödüllendirmeyi 6 ay, 1 sene ötelediniz mi? Onun kıymeti kalmıyor. Ve o andaki etkisi gibi olmuyor. Dolayısıyla anlık ödüllendirmeler lazım. Ya siz çalışırken bunu hissettiniz de mi? Ya ben böyle bir şey kurmam lazım mı dediniz? Tabii çok doğru. Ben çok iyi bir mühendistim. Yani hakikaten bilgisayarın arkasında sabaha kadar uğraşırdım. Kimse beni fark etmezdi. Tabii ben Y Generation değilim. Daha eski ve bağlı bir ekolüm. sebatla çalışmaya devam ettim. Bir gün fark ettiler. Çok kritik bir şey söylüyoruz. Eskilerde evet. Hani eskiler derken çok eskilere değil. Evet. O jenerasyonlardan bahsediyoruz. 2000 önce doğumlular veya işte 85 doğumlu önceler. Bir vefa duygusu var değil mi? Bağlılık, tabii. ekmek teknesi. Tabii. Orayı bir aile gibi görme ne olursa tabii. olsun. Şimdi artık o eleştirmek için söylemiyorum azalıyor veya yerine başka bir şey geliyor. Yani. Tabii şimdi burada verilen mesajlar da çok önemli. Şimdi Türkiye'de şahsi görüşüm girişimcilik inanılmaz pompalanıyor. Yapılmaması lazım. Öyle bakın mi? Çok net söylüyorum. Yani benim şahsi görüşüm bu kadar girişimciliği pompalamamak lazım. Herkes Steve Jobs olamaz. Herkes Mark Zuckerberg gibi şanslı olamaz. O yazılımları yapabiliriz ama onu destekleyecek finansal mekanizmalar kurulmadan ki şimdi girişim sermaye fonları kuruluyor. Çok ilginç. Çok beğeniyorum. Müthiş bir atak. Emeklilik fonları bankalar tarafından girişim sermaye fonları haline getiriliyor. Aynı Amerika'da gibi olacak. Sizin iyi bir fikriniz varsa yatırım alabilir hale geleceksiniz. O zaman evet ama küçücük sermayelerle ya da ne diyelim bu teknoparklarda minik TÜBİTAK destekleriyle büyük başarılar beklemek çok olası çok değil. İlginç bir şey söylediniz. Biz çok yaptık bu girişimcilik üzerine. Evet. Çok değişik konulardan evet. baktık. Farklı ilk defa farklı bir şey söyleyeceğiz. O yüzden buraya evet. girmek istiyorum biraz. Evet tabii. Girişimcilik çok pompalanıyor. Evet. Bu kadar öbeğin, bu kadar ufak şeylerin fayda getirmeyeceğini, çalışan bağlılığına da zarar getireceğini mi? Kesinlikle. Çünkü biz bu sefer motive edecek adam bulamıyoruz. İşe alacağımız yazılımcı bulamıyoruz. Adam diyor ki ya ben şirketimi kurarım. Kendi işimi yaparım. Kendi işimi yaparım diyor. Ama çıraklık yapmamış. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Kalfalık yapmamış. Usta olmaya çalışıyor. Hayatına fatura kesmemiş. Bir şey satmaya çalışıyor. Belki hiçbir şey satmadı. Çok teknik bir çocuk olabilir. Müthiş fikirleri de olabilir. Kimseyle oturup bir iletişim kurmamış. Bravo. Ama evet. Yani hiç müşteri ziyareti yapmamış. Dolayısıyla işletmeyi, ziyareti, satışı, iş planı çıkartmayı, satmayı, fatura düzenlemeyi, muhasebe tutmayı bilmeden şirketi nasıl yönetecek? Ama teknoparklar diyor ki biz hepsini destekliyoruz, hepsini veriyoruz. Bravo. Ya bunu tabii yapmak lazım. Aralarını iyi seçmek gerekiyor. Ben entrepreneur, yani girişimci dünyanın kesinlikle desteklenmesi gerektiğini söylüyorum ama ön eğitimin çok iyi alınması lazım. Tecrübeli olması lazım. Bakın eskiden master için şu kayıt vardı. 3 sene çalış sonra master'a gel. Müthiş değil mi? Çok ilginç. Tabii üniversite mezun olduğunuz zaman Amerika'da hala öyledir yani. Şimdi siz buradan başvurun bir master'a bakar sizin. Yani alır belki mezunu ama iş yapıp yapmadığınıza niye? Piyasayı bir gör, sektörü tanı sonra gel diyor. Bizim çocuklarımızı öyle hale getirmemiz lazım. Şimdi iş dünyasına da böyle oluyor. Şimdi işe alıp 6-7 ayda yetiştirdiğiniz tam performans gösterecek birisi hem çabuk iş bulduğu için hem girişimci ruhu çok yukarı çekildiği için hemen ben kendi işimi kurup çok iyi paralar kazanayım. Atmosferden etkileniyor gidiyor. Değil mi? Tabii atmosferden etkileniyor, yapılan işten etkileniyor. Eski dünya öyle değildi tabii. Yani sadık olmak, uzun süreli çalışmak, işi iyi öğrenmek. Tabii T.A.'nın bakın ben 15-16 yıl medyada çalıştım. Sonra çıktım, kendi işlerimi kurdum. İlk bir sene kaybettiğim paranın haddi hesabı yoktur. Yani bütün kazandığım paraları kaybettim. Yani onu yapıyoruz olmuyor. Onları anlatırım bir gün. Yani işte hadi bir kuple vereyim. Çok kıymetli ama. Sanalmağaza.com bakın ismi ne kadar kıymetli. E-ticaret sitesini kurduk. Hiç satış gelmiyor. Yani Allah Allah şahane site, sayfalar müthiş. Ürünler var. 55 kişi çalışıyor, ürünler var. Ama gelmiyor satış. Bir gün bir arkadaşım var dedim ki ya biz bir e-ticaret sitesi kurduk bir girsene sen anlarsın dedi. Dedim telefon etti. Dedik sayfaların açılmıyor ki. Nasıl açılmıyor dedim ya burada takır takır açılıyor. Enis'cim dedi orada sen 2 megabit giriyorsun. Ben evden o eski dial-up modemler var ya. 1999'dan bahsediyorum. Dıdıt dıdıt 19.2 kilobitle giriyorum. Senin sayfan açılmış şu sayfaları acilen küçült dedi. Şimdi bakın tecrübesizliğe. Yani ben iyi bir elektronik mühendisiyim, okul birincisiyim. 15 yıl çalışmışım gelmişim ama hala öğrenecekleriniz var. Dolayısıyla hani şunu özetle bağlamak istiyorum. Biz çıraklık, ustalık yapmış adamları entrepreneur tarafa itmeliyiz. Çok iyi fikri olan çocukları da çok iyi desteklemeliyiz. Financially hem finansal olarak hem teknoloji olarak hem de yönetim olarak. Onları verirsek bu çocuklar başarılı olacaklar. Şimdi bunlar iş dünyasına geldiklerinde oralarda çabuk öğrenip hazır olduklarını hissedip çabuk kaçıyorlar. İşte bunları engelle diyor bize şirketler. Bu Coca-Cola'lar, P&G'ler, Unilever'ler, Türksat'lar, Türk Telekom'lar ve benzeri. Hani Türkiye'deki her İK'nın bugüne kadar hiçbir zaman çözümü yoktu. Ben çalışanımı nasıl ödüllendireceğim? Dijital çözüm var mı? Biz bunları hazırlıyoruz. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki bir tane size gelelim bir LinkedIn gibi bir sosyal medya kuralım. Burada insanlar etkileşsin. Şirket için mi bu? Şirket için. Sadece şirket içinde çalışıyor. Her şirkete özel yapıyoruz. Kendi logosunu koyuyoruz. Tabii kendi ilkelerini yerleştiriyorlar. Ve sadece şirket çalışanları ve sadece Türkiye değil globalde de çalışıyor. Mesela bugün çok iyi markalarımız var bizim. Simit Sarayı. İşte Ülker şimdi yurt dışına çıkmaya çalışıyor. Peki nasıl Simit Sarayı ruh yaratacak? Yani işte Amerika'da 5. caddede ben gittim Simit Sarayı'na. Yani Amerikalı çalışıyor kasada. Yani simit yemiş mi yememiş mi? O bile belli değil. Şimdi bu çocuğu nasıl Simit Sarayı ruhuna getireceğiz? Yani simit ne demek? Hangi simit iyidir? Gelince müşteriye niye anlatsın? Tadı nasıl? Yani onu nasıl takdir edeceğiz değil mi? Türkiye göre farklı. Ve bravo, ve adam orada iyi iş yaptığında da nasıl tebrik edeceksiniz Türkiye'den? İyi iş yaptığını da buradaki CEO nasıl görecek? İşte bu sistemlerle. Bu sistem intranet olarak çalışıyor. Yani kapalı devre. O çocuğa iyi iş yaptığı zaman o çalışana arkadaşı tebrik edebiliyor. Teşekkür mesajı yolluyor. Herkes görüyor. Pat diye yayınlanıyor orada. Ana sayfada. Şunu anlıyorum o zaman. Siz çalışan bağlılığını arttıracak bir yazılım ve sistem yaptınız. Bravo. Bu deminki saydığımız sebeplerden. Yeni nesil. Bu eksiği gördüğünüz için. Tabii evet. Yeni nesil kısa süreli kalıyor. Çabuk tatmin olmuyor. Ve takdir edilmek isteniyor. Ve bu takdirle sosyal medyada yayınlanmasına, expose edilmesini istiyor. Biz bu ihtiyacı gördüğümüz için bu yazılımı yaptık. İsmi Big Stars. Dijital çağın dezavantajını avantaja çevirdiniz. Bravo. Aynen öyle. Yani al sana sosyal medya, şirketin içinde sen iyi bir iş yaparsan, teşekkür alırsan CEO da görüyor. Müdürün de görüyor, herkes görüyor. Yani şu yüzden çok önemsiyorum bunu. Dijital çağ kötü yönleri öne çıkarılıyor. Şeytanlaştırılıyor belki. Evet. İşte bağımlılık lafları vesaire. Evet. Ama o çok iyi tarafları da var. Evet, çok iyi taraflarını tabii kullanıp onları öne çıkarmıyoruz. Tabii mesela ben insan kaynaklarının verdiği feedbacklerden bahsedeceğim. Şimdi teşekkür aldı, tebrik aldı. Hatta çok iyi işler yaptı. Müdürleri ona puanlar verdi. Biriktirdi puanlarını. Gelip ödül puan sitesinde istediği hediyeyi seçebiliyor. Ya da 5. yılını doldurdu. 1. yılını doldurdu. 3. yılını doldurdu. 3. yıl kutlaması için puan kazanıyor. Daha da enteresan bir şey söyleyeceğim. Çocuğu oldu. Sosyal medyada, o şirketin içindeki sosyal medyada çocuğunuz oldu, tebrik ederiz, al binden sana 50.000 puan. Yani altın vermek yerine biz puanını veriyoruz. Git sen bu ödül sitesinde ne istersen al. İnsan kaynakları niye mutlu? Bir tanesi diyor ki ben İsviçre'ye yolluyorum. Bir gün baktım diyor. Yani hangi firma olduğunu söylemeyeyim. Kimse gitmiyor. Demiş yani ki ödül olarak bir seyahat vermiş. Seyahat ve Avrupa seyahati vermiş ödül. İşte 5. yılını dolduranlara İsviçre'ye göndermeye çalışıyor. Yani kimse kullanmıyor. Çağırmış, demiş ki niye? Bir tanesi demiş ki ya ben İngilizce bilmiyorum, gidemem. Diğeri demiş ki ya biz kayak mayak sevmiyoruz. Bizimle alakalı değil. Yani diyor ki o kadar uğraştık, paketledik, ettik filan. Hani biz dikkate almamışız birikimi içerideki. İşte bir diğeri 5. yılda kravat hediye ettik diyor. Bozuldu diyor çalışan. Hani ya benim zaten kravatım var. Yani hediyeyi verdiğimizde pişman olduk diyor bu sefer. Şimdi biz ne yapıyoruz? Seçimi çalışana bırakıyoruz. Bu sistemde insan kaynakları veya arkadaşları tebrik, teşekkür yolluyorlar. Müdürleri ödüllendiriyor çalışanı Big Stars platformunda. Sonra diyor ki bu topladığın puanlarla gel bizim ödül puan sitesinde ne istersen al. Dikkat. Sen seç hediyeni çok diyor. Önemli. Arka tarafta 850 marka, on binlerce ürün, seyahat, deneyim, fırsat, avantaj, birçok ürün var. Bu sefer dikkat kendi seçiyor. Şimdi bu yeni Y Generation ne diyor? Ben bilirim, ben seçerim. Beni tebrik, teşekkür et ama şu hediyeyi verirken de müsaade et, ona da ben karar vereyim. İşte sistem onun için yapıldı. Yani müthiş bir psikolojik davranış modellemesi var yeni dünyada. Ne kadardır çalışıyorsunuz üstünde? Biz yaklaşık 20 yıldır sadakat projeleri yaparız ama genelde bayi ve tüketici ödüllendirirdik. Bu bizim son 2 yıllık projemiz. 2 yıldır yazıyoruz. Peki şimdi dijital ya, veriler de vardır. Tabii. Mesela kullanan şirketlerde çalışanların işte kalma süreleri evet arttı mı? Ne oldu? Müthiş geri dönüşler alıyoruz. Bir kere mutluluk artıyor. Neden? Topladığı puanla istediğine ulaşıyor. Kalma süreleri 7-8 aylık ortalamalardan evet, 17-18 aylara çıkmaya başladı. İnsan kaynakları çok mutlu ve rahat. Hani kime ne hediye vereyim, kimi nasıl ödüllendireyim, şimdi ben nereden ne bulacağımdan kurtuldu. Big Stars'ın üzerinde puanını veriyor. Siz öbür taraftan gidin alın diyor. İletişimi sağlıyor bu sistem. Bu sistemin içinde insan kaynakları bülten yayınlayabiliyor. İşte bugün yağmurlu, işe geldik ama nasıl motive oluruz? Rapor hazırlarken nelere dikkat etmemiz lazım? Ya da tatil tebliği. Bunların hepsini orada küçük iletişim panoları halinde yayınlayabiliyor. Yani burası bir insanları bir araya getiren, sosyalleştiren, birbirine teşekkür ve tebrik etmeyi tekrar hatırlatan, başarılı olmuş insanları da müdürlerin anında hediyesini puan olarak verdiği, çalışanın da topladığı puanlarla muhteşem, hakikaten aklına gelemeyecek hediyelere ulaştığı ödül sistemi. Bir yapı. Müthiş bir ödül sistemi. Bir şey soracağım. Şimdi hemen aklıma geldi. Siz tabii büyük şirketlerle çalışıyorsunuz. Orada birçok şey daha düzenli. Evet. Maaş ödemesi, ekonomik krizlerden etkilenmeme, evet, özlük haklarının verilmesi. Şimdi Türkiye'de geçen bir araştırma okumuştum. %70-75 KOBİ, yani küçük işletme. Tebrik ederim. Doğru soru. Çok güzel bir soru. O KOBİ'ler ne yapacak? Hani evet, KOBİ'lerde bir sürü sıkıntı var. Maaşını ödeyemez, SGK'sını ödeyemez, evet, kavga eder. Bence çok güzel bir soru. Hakikaten hiç konuşmadık ama harika bir soru sordunuz. Bunu biz iki tip yazdık. Bir tanesi özelleştirilebiliyor. Yani bir büyük şirket, Türksat diyelim. Ben kendi logomla, kendi ürünlerimi koyup, kendi renklerimle istiyorum. Bana ait yap diyor. Bunun için tabii bir kurulma süresi, özel yazılım süreci var. Ama bizim Big Stars ve Big Rewards isimli iki tane standart ürünümüz var. Bunlar platform, bulut modellemeyle çalışıyor. 2 kişi bile çalışanınız olsa, 5 kişi bile çalışanınız olsa puan verip ödüllendirme yapabilirsiniz. Yani ben çalışanlarımı ödüllendirmek istiyorum. 10 tane elemanım var, ne alacağım, nasıl ödüllendireyim? Big Stars sisteminden puan alıp o puanları dağıtıp bu sistemde direkt ödüllendirme yapabilir KOBİ'ler. KOBİ'lerin de buna çok bakması lazım. Yani organize sanayi bölgesindeki çalışanlar, mavi yakalar, aslında bunların çok ihtiyacı var bu tür ödüllendirmelere. Çünkü bu sistemde azıcık puan bile verseniz onları biriktirince çok kıymetli hale geliyor. Hedefini de koyuyor ve sisteme geldiğinde o puanların alışveriş yapıyor. Biz bir şey daha ekledik bu sisteme. Puanı yetmezse parasıyla da kredi kartı üstünü tamamlıyor. Örneğin bir telefon olacak. 1500 lira. 1000 lira puan biriktirdi ama 500 lirayı kazanmayı beklemiyor. Onu da kredi kartıyla tamamlıyor. KOBİ'ler bunun standart versiyonunu büyük şirketlerde bizim enterprise versiyon dediğimiz daha büyük, daha özel versiyonunu kullanıyorlar. Dünyada örnekleri var mı? Çok var. Tabii bu son 5 yılın trendi. Aslında tamamen Y jenerasyon dediğimiz bu Y jenerasyonunun talebiyle oluyor. Amerika'da bu müthiş bir trend. Ben zaten... Şuradan mı çıkıyor acaba? Sosyal medyada like'ı seviyoruz yani. Evet. Fav, like, retweet, hani o sayılara bakarız ya, mesaj geldi. Tabii. Bütün çıkış buradan. Paylaş, beğen, o tuşlar. Sosyal medyada görülme ihtiyacı ve başarının anlık takdir edilmesi müthiş bir ihtiyaç haline gelmiş. Y ve bunlar Y ve yakında gelecek olan Z jenerasyonda bunu fark ediyorlar. Tabii çok ciddi araştırmalar var hakikaten. Onlara baktığınız zaman rakamlar çok şaşırtıcı olabiliyor. Bu bağlılığı sağlamazsanız iş kaybınız, ekonomideki kayıp çok büyük olacak. Dolayısıyla çalışanı minik tebrik etmelerle, teşekkür etmelerle, sosyal medyada arkadaşlarını da onore etmelerle aslında mutlu hale getirebilirsiniz. Yani bunun bütün arkasındaki mekanizma aslında motivasyon. Sosyal bir soru sorayım sizin tecrübeniz olduğu için. Bu çok ödül canavarı olursa da hani hep takdir edilmeyi bekleyen bir nesil. Onun dezavantajları da olur mu? Ama tabii sadece işin içinde puan kazanıp ödüllendirme yok. Dolayısıyla burada 2 tane motivatör var. Bir tanesi finansal, bir tanesi finans dışı teşekkür. Yani biz aslında bir yandan teşekkür ve tebrik etmeyi de motive ediyoruz. Yani arkadaşına her şey puan, her şey para. Tabii. Bu sistemde evet, çok iyi araştırmalar var. Çalışanlar birbirlerine puan veremiyor. Çalışan birbirine sadece tebrik ve teşekkür mesajı yollayabiliyor. O yüzden hani siz iyi bir iş yaptınız. Birisinin size teşekkür etmesi çok pozitif bir şey. Bir kere hani onu yukarı doğru çekiyoruz. O ekibin içindeki. Tabii aslında. Bu arada onu herkes görüyor. Yani onu sizin bir üst müdürünüz de görüyor. Mesela biz şimdi İstanbul'dan yapıyoruz bu yayını ama Ankara'daki ekip sizin buradaki başarınızdan haberdar değil ya yaptığınız bir işten, ama bu tür tebrik ve teşekkür mesajları artıp çoklaştığında raporlarda dikkat çekmeye başlıyor. Vay canına, İstanbul'da Bilal Bey ve ekibi neler yapıyorlarmış. Sizi fark etmeye başlıyorlar. Yani yeni jenerasyonun ihtiyacı bu. Aynen. Yani diyor ki beni fark edin. Ben burada muhteşem işler yapıyorum. Kimse farkında değil. Var, biliyor musun? Mesela TRT üzerinde muhteşem yayınlar var. Ben mesela farkında değilim. Birçok arkadaşımız şeyler farkında. Dışarıdaki kitle de bunun farkında. Sizin yurt dışında çalışanlarınız var. Bunları nasıl TRT ruhuna getireceğiz? Farklı şehirlerde, Erzurum'da görev yapanlar var. Nasıl aynı ekole getireceğiz? Sabahın 8'inde gelip hazırlanan programa çok iyi çalışanlar var. Nasıl motive edeceğiz? İşte böyle motive edeceğiz. Yani biz bırakacağız o sistemde. İnsanlar birbirlerini tebrik edecekler, teşekkür edecekler, başarılarını övecekler. Ondan sonra insan kaynakları bunlara baktığında arkadan müthiş raporlarla bunları toparlayacak. Bu arada müdürlerin görevi de çok iyi iş yapanları anında ödüllendirmek. Yani hem ödül, hem sosyal medyada onore edilme, hem de şirket içinde kurum ilkelerinin yayına geçmesini oturup sağlamış olacağız. Süper. Son bölümde son 2 dakikada şunu soracağım sizin tecrübenize istinaden. Tabii. Çalışanlar, daha sosyal bir soru belki, nasıl şirketlerine bağlı olabilir? Hani ne lazım, ne yapmaları lazım? Son araştırmayı söyleyeyim, beni çok şaşırttı. %65-70 eğitim çıkmış. Eğitim. Evet. Diyor ki beni eğitin, beni geliştirin, benim kariyer planlamamı doğru yapın, beni bir sonraki seviyeye hazırlayın. Çok ilginç. Eğitim, kariyer planı. Evet, yani hepsi beraber. Yani maaş 4. sırada çıkıyor. Bakın para istemiyor yeni jenerasyon. Diyor ki eğitim en önemli ve ben eğitin, benim önümü açın ve takdir edin. Bana bir yol haritası sunun, değil mi? Evet, bana bir yol haritası sunun. Olacağım, aynen, aynen öyle. Yani o güveni verirseniz oluyor. Takdir edin. Evet. Ama maaşın bu kadar düşük olmasını da ben bir minik espriye bağlayayım. Biz televizyonlar yaptığımız zaman araştırmalar yapardık. İşte hangi kanalı kuralım? Spor kanalı mı kuralım? Onu mu kuralım? Bunu mu kuralım? Belgesel kanalı. Bilim kuralım, belgesel. Bravo. Araştırmada ne çıktı? Belgesel 1 numara. Dedik ya bu nasıl çıktı 1 numara? İşte araştırma şirketi geldi, sunuyor. Efendim belgesel 1 numara çıktı. Bir arkadaşımızın lafı. Dedi ki televizyon seyircisine sorarsanız belgesel onun vicdanıdır. Belgesel der ama seyretmez dedi. Hmm. Burada da biraz maaş hani eğitim öyle, vicdan olabilir. Hani o yüzden 1 numara çıkmış olabilir ama ben yine katılıyorum. Yani eğitim yeni jenerasyonun gelişme en çok istediği şey ve tabii onore edilmek, ama tebrik edilmek, takdir edilmek. Ama belli bir süre sonra yerinde saydığı bir şirkette maaş ne kadar olsun kimse çalışmak katılıyorum. İstemez. Katılıyorum. Bu yeni jenerasyon. Gençler, aynen öyle. Bu bahsediyorsunuz ya üstüne basarak. Evet. O jenerasyon hayatta işte bizim yeni jenerasyonda lider yönetici yetiştirmemiz lazım. Lider yönetici ekibini motive eden, ekibini takdir eden, ekibini sosyal medyada doğru sunan ve kurum ilkeleriyle onları birbirine bağlayan lider. Biz de bunun çözümünü getiren işte altyapılar kuruyoruz, yazılımlar yapıyoruz. O Big Stars bunu yapıyor. Çalışanlarını ödüllendir, yıldızını bul, gel ödül puan sitesinde de hayaline bile sığdıramayacağı muhteşem süper hediyeler onu bekliyor. Ağzınıza sağlık, süremiz bitti. Big Plus grubu CEO'su Enis Karslıoğlu, dijital çağda çalışan bağlılığını konuştuk. Hem çalışan yönünden hem işveren yönünden konuştuk. Çok teşekkürler. Tecrübenize ben teşekkür ederim. Onur kattınız. Yönetmenim Zahide Ağerel, yapımcım Kenan Bulukbaş. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi hafta sonları, hoşçakalın. Türksat Dijital Hayatı sondu.